Ben 8 Mart Dünya Kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamış olayım buradan da. Her yerden kutlamış. Üzerinkini bile kutladım yani. Güzel kabul ettim. Ben de emekçiyim. Tabii ki yani. Ya her gün insanlık ve sokak hayvanları günü olsa, hepsini kutlasak, sadece bir güne özel olmasa. Mesela 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkemizde hiçbir kutlama yokken 8 Mart'ta bir cinayet daha işlendi. Bir kadın cinayeti daha. Bir doktor hanımefendi, başhekim yardımcısı öldürüldü. Ve çok acı. Yani buna bir dur demek lazım. Böyle günler olunca daha da üst üste biniyor tabii. Ya biraz insanca yaşayabilmek, bunu siyasi konjonktüre de hiç bağlamadan kendi hayatlarımızda bunları yapabilirsek zaten her şeyin en güzeli ortaya çıkacaktır. Biz müzik yapıyoruz, bir şarkı söylüyoruz. Onunla da ilgili çok küçük bir şey söyleyeyim. Hani bir soykırım yaşanıyor şu anda Filistin İsrail arasında ve işte dünyanın büyük güçleri de sessiz kalıyor, tavana bakıyor biliyorsunuz. Fakat yine bir sanatın gücü, yani bence en büyük güç sanat. Eurovision'da İsrail'in yazdığı şarkı sözleri, İsrail şarkısının reddiyedi. O da sanatın gücüdür. İşte yani müzik olan, sanat olan her yerde bence bir dur diyebilir. Hakikaten içinde ahlaksızları da olabiliyor ama ulan çok ciddi konuştuk. Biz Bostancı Gösteri Merkezi'ne bağladın. Bostancı Gösteri Merkezi'ne herhalde bir 30 sene oldu bir saniye çıkmıyor. İlkini İzel Hanım hatırlıyormuş bu arada. İlk Bostancı Gösteri Merkezi'ne. Oraya hiç girmesek daha iyi. Evet. Ben çocuktum o zaman tabii. Çok heyecanlıyız. Full bir seyirciye şarkı söyleyeceğiz. Böyle sahneye çok az bir kalabalık röportajı verdim. Siz hepinize gerginiz aslında. Biraz önce söylediklerimden dolayı çok özür diliyorum. Ciddi konuştum. Ama ya bu adam şimdi durup dururken niye böyle mesajlar veriyor demeyin. Ama yok çok güzel. Biz İzel Çelik Ercan olarak hakikaten duyarlı sanatçılar olarak da böyle yani böyle tavana bakamıyoruz yani. Biz bu ülkede, bu dünyada, bu gezegende yaşıyoruz. Dolayısıyla hepsinde bir yüreğimiz sızlıyor. Bir şeyler de söylemeyi hissediyoruz. Yani çok güzel özetlediniz konuyu. Ben biraz da kıyafetlere dönmek istiyorum. Siyahları tercih etmişsiniz. İzel Hanım, siz de çok şıksınız. Üç tarafta, üç siyah. İzel giydiriyor bize. İzel ne söylerse ona göre giyiniyoruz. İzel diyor ki bugün siyah giyiyorum. Çocuklar burayı giyiyorum diyorum. Ben söylüyorum onlara. Tekme ama onlara ikinci yere bir sürprizim var. Ayvalık konserinde turuncu giyeceğiz dedi çocuklar dedi. Gerçekten nasıl olacak dedim ben Çeliğe. Ben de biliyorum. Gerçekten giyecek miyiz? Var mı öyle bir plan? Giyecek tabii. Bizim turuncu fotoğrafı. O yüzden hiçbiriniz görmüyor. Yok ya. Yalan konuşuyorlar. Ben turuncu giydim. Onlar gene siyahları giydiler yani. Peki yeni çalışmalar var mı? Albüm şarkı çalışmaları olacak mı? Merakla bekleyen izleyicilerimiz var. Dinleyicilerimiz vallahi var. Valla çok güzel doğrusu. Şarkılar gönderiyor şarkıları WhatsApp grubuna. WhatsApp grubundan gönderiyoruz şarkıları. Senden daha gelmedi bir şey. Ben WhatsApp grubuna gönderdim. Satıyorsun değil mi? Ben WhatsApp grubuna karşıyım. Ya o da geçen gün onun ofise gittim, Ercan'ın ofisine. O da demo yapmış, daha demolar bitmemiş ama kaba planımız şu. Yani yeni şarkı yapmak istiyoruz. Bize üstümüzde duracak olan güzel şarkılar olmasını tabii ki istiyoruz. Sonrası Allah kerim. Şu anda niyet olarak da var, çalışma olarak da var. Biz de merakla bekliyoruz efendim o zaman. Ben hani de siz, ha, buyurun, son tamam. Olarak şunu söylemek isterim. Biraz önceki ciddi konularla ilgili. Dünyanın her günü iyilikler günü olsun lütfen. Evet. Çok dünya iyilikler günü olsa ne güzel olur. Herkes o gün iyilik yapsa. Alışkanlık yapar böyle. Siz öbür günden kötülük yapıyor. Yani zaten normal yaşam. Seni vurduğum için özür dilerim. Çok hoşsun. Şahane bir röportaj oldu arkadaşlar. Hakikaten. Çok teşekkür ederim. Mesajlarla dolu oldu. Enerjili oldu. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi sahneler tekrardan sizlere. Sağ olun. Teşekkürler. Hadi gel. Eskin nereye çıkın? Selam'ın bugün. Thank you.